Herkese merhaba arkadaşlar. Bu gece resmi gazetede ÖTV matrah düzenlemesi yayınlandı yine tekrardan. Gelin birlikte bu matrah düzenlemesinin detaylarına bakalım ama öncesinde videoyu izledikten sonra video eğer hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bunun yanında abone olmuşken bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Hadi gelin şimdi birlikte bu ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Bu ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte nelerin fiyatı değişecek, ne olacak? Biraz daha farklılıklar var. Bu sefer sadece dilimler değil, yeni dilimler de eklenmiş. Birlikte bunlara bakalım. ...13 Ocağı bağlayan gece, yani bu gece resmi gazetede yayınlanan kararlarda özel tüketim vergisi kanunu ekli 2 sayılı listedeki diğerleri satır altına yer alan bazı mallar için farklı matrah grupları ve bu gruplara ilişkin oranlar oluşturulmuş şeklinde bir karar vardı. Bununla birlikte otomobiller için motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler, yani 1.6 litre ve altındaki motorlarda ÖTV matrahı güncellendi. Biliyorsunuz %45, %50 ve %80 vardı. Şimdi 5'e bölündü bu 3 olan vergi dilimi. Matrahları da 120 bin lirayla 200 bin lira arasında 4'e bölen yeni düzenlemeyle birlikte piyasada bazı modellerin fiyatlarında düşüş gözlenecek. Öncelikle bu vergi dilimlerinin sınırlarına bakacak olursak özel tüketim vergisi matrahı, yani net fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller %45 ÖTV diliminde kalacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin aşmayanlar %50, 150 bin aşıp 175 bin aşmayanlar %60, 175 bini aşıp 200 bini aşmayanlar %70 ve diğerleri de %80 olarak sınıflandırılacak. Böylece piyasadaki ani yüksek oranda ani fiyat artışlarının önüne geçilmiş olacak. Peki bu durumdan piyasalar nasıl etkilenecek? Eskiden hiçbir aracın giremediği %45 ve çok az sayıda modelin girebildiği %50 ve neredeyse 1.6 litre araçların tamamının dahil olduğu %80 olmak üzere 3 farklı dilimde uygulanan ÖTV dilimi 5'e çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle B hatchback modellerin bazıları, birkaç tane B SUV ve giriş seviyesi C sedan sınıf üyelerinin fiyatlarında %5.56 ile %11.11 aralığında düşüşler yaşanacak. İşin özü, %45 ÖTV diliminin sınırı 205.320 TL, %50 ÖTV'nin sınırı 265.500 TL, %60 ÖTV'nin sınırı 330.400 TL, %70'in 401.200 ve %80'in en az, yani minimumu 424.800 TL. Bu durumda güncel fiyatları 318.600 ile 371.700 TL arasında değişen otomobiller %80'den 60'a gerilecek ve %11 oranında bir indirim görülecek. Güncel fiyatı 371.700 ve 424.800 TL arasında değişen otomobiller %80'den 70'e gerileyerek %5.66 oranında bir indirim görecek. Her iki koşulu da sağlayan nadir modellerden biri olan Hyundai Bayon'u ele alalım. 1.4 MPI 100 beygirlik jant ve manuel donanımıyla düzenleme öncesi fiyatı 332.142 TL'ydi. Yani %80 ÖTV'deydi. %11.11 indirim gelirse düzenleme sonrası fiyatı 295.236 TL olacak ve %60 ÖTV dilimine gerilemiş olacak. 1.4 MPI 100 beygirlik elit versiyonunun otomatik vitesi ise 404.675 liradan %70 ÖTV'ye gerileyerek %5.56 indirim alıp 382.191 TL olacak. Fiyatlarda böyle ufak değişiklikler gelecek. Evet, bu videomuzda ÖTV matrah düzenlemesinin getirdiği birkaç rakamsal değere baktık. Bunun piyasaya yansıması ne olur? Henüz bir bilgim yok açıkçası ama sadece şunu düşünüyorum. 50'den 80'e atlarken çok fazla fiyat değişiyordu ve %50 diliminden sınırında olan arabaları toplayıp %80'e çıktığında satanlar oluyordu. Belki bu fırsatçılığın önüne geçilmek için yapılan bir adım olmuş olabilir. Sonuçta artık fiyatlar daha kademeli olarak artacak. Hani artışını durdurur mu? Durdurmaz ama daha kademeli olarak artar. Bu fırsatçılığın önüne geçer belki. Onun haricinde piyasaya ne gibi etkiler olur? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.